Yapıyoruz derken şimdi bir bu eksik. İşimiz ya, iş yerimiz bu. Gerçekten çok üzüldüm. Hani olay dün oldu. Şu anda böyle bir biraz böyle bocaladığımız, hani psikolojik anlamda biraz çöküntü yaşadığımız bir... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili can bağlarımız, can dostlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Bugün bizim pek keyfimiz yerinde değil açıkçası. Biz bir aile olduk artık ve iyi günlerimizi paylaştığımız gibi tabii ki zor günlerimizi de paylaşıyoruz. Bugün de bir derdimizi paylaşacağız sizinle. Yani dert demişken tabii Allah'a şükür bir sağlık problemimiz vesaire yok. Ama bizi biraz böyle aslında etkileyen bir şey oldu. Biraz Mia'nın yaramazlığı sağ olsun. Mia'mız bir 10 dakika yalnız kalma sonucu, değil mi? 10 dakika falandır herhalde. Belki o kadar bile değildir. Sağ olsun kendisi bilgisayarın ekranını kırmış. Daha doğrusu dıştan bir kırık yok ama artık ne yaptıysa fişiyle mi oynadı, elinde bir oyun konsolu vardı, onun şeyiyle, kumandasıyla ekrana mı vurdu, ne yaptıysa ekranımız çalışmıyor. Bu şekilde ekran bazen geliyor, bazen gelmiyor. Bir süre fişe takmayınca sonra takınca bir açılıyor. Bir dakika falan düzgün çalışıyor, sonra tekrar böyle gidiyor. Hiç görüntü gelmiyor. Maalesef arkadaşlar göründüğü gibi yani ekran bir çalışıyor bir çalışmıyor, sürekli böyle renkli çizgiler var. Sonra tamamen koyu renk bir ekran oluyor. Hiçbir şekilde kullanılamıyor. Artık yani nazara mı geldik? Ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Zaten çekimleri artık neredeyse bayağı sıkıntılı tamamlıyoruz. Tost makinasıyla çekim yapacak seviyeye geldik yani. Yani önce kameramız suya düştü. Evet. Daha sonra telefonumu Mia kırdı. Telefonla çekim yapıyorduk. Biliyorsunuz telefonla da artık telefona bir mouse takarak çekim yapıyoruz. Şöyle çekim yaptığımız alet de bu arkadaşlar. Bunun da telefon ekranı kırık. Mia sağ olsun hepsini ayrı ayrı becerdi. Şöyle. Aynı zamanda dokunmatiği çalışmıyor. Buna mouse takarak çalıştırıyoruz. Şöyle mouse'larımdan birisine telefon için şöyle bir aparatı taktım. O aparatı da buradan telefona takıyoruz. Telefona taktığımız zaman görüyorsunuz bir mouse çıkıyor. Ve bu mouse'la buradan kameranın ayarlarını yapıp İşte 30 FPS'de mi çekeceğiz, 60 FPS'de mi çekeceğiz, işte görüntüyü nerede kullanacağız vesaire. Buradan ayarlamalarını yapıp videomuzu çekiyoruz. En azından tüm bunlara rağmen editimizi güzel yapabiliyoruz, montajımızı güzel yapabiliyoruz ki bununla alakalı da sizden çok güzel geri dönüşler alıyorduk. Yapıyoruz derken şimdi bir bu eksikti. Yani ekran çok önemli, şöyle çok önemli. Bizim kullandığımız ekran, ben tasarımcı olduğum için tasarıma özel bir ekran. İşte 4K... belli bir büyüklükte 32 inç, işte IPS ekran dedikleri, hangi açıdan bakarsan bak aynı ton ve renkleri görebiliyorsun, parlama yapmıyor. Aynı zamanda 8 bit değil 10 bitlik bir paneli var. Yani bunu daha sektörden arkadaşlar bilecektir. Daha çok renk aralığı görebiliyorsunuz. 8 bit ile 10 bit arasında aşağı yukarı 4 kat renk var. Hani öyle 8 bit 10 bit 2 bit neymiş demeyin. Yani bir 4-5 kat kadar fazla renge sahip oluyorsunuz. Ve birebir dışarıda gördüğünüz renklerin aynısını gösteren bir ekran. Yani bir oyun bilgisayarı ekranı değil aslında. Değil mi Filiz? Evet. Vaktinde de yani güzel bir yatırım yaparak aldığımız. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bu bilgisayarı aldığımızda Deniz çok güzel bir web tasarım işi almıştı. Onu yaptıktan sonra oradan aldığımız ödemeyle aslında bir işe geri yatırım gibi düşünüp bayağı güzel bir donanım hazırlamıştık işte bilgisayar için. Deniz farklı bir iş olarak da bunu yaptığından dolayı yani web tasarım, internet bunu kullanmamız gerekiyordu. Evet, internet siteleri, işte firmalara kurumsal kimlik gibi bu tip şeyler de yaptığı için bizdeki bilgisayar bizim aslında işimiz ya, iş yerimiz bu. Hani ekmek teknemiz. Aynen öyle, internetten satış yapıyoruz yani her şey. Şimdi hem telefonu kullanamayıp hem bilgisayarı kullanamamak bizi çok farklı bir duruma sokuyor. Mücahit geliyor.
gelecek. Kargoları verirken aynı zamanda buna bir tamir edilebilir bir şey mi diye göstermeye gideceğiz. Of, o kadar çok şey üst üste geldi ki gerçekten sıkılmadık desek yalan olur. Yine şükür sağlığımız yerinde. Evet, yaralı Ceylanlı Adapazarı'na geldik Mücahit'le, sağ olsun. Bizim bu Sevgi Köyü'nün kargolarını verirken aynı zamanda da bir ekranı doktora gösterelim bakalım günahımız ne çıkacak, tamir edilebilir bir şey mi? Ah, onun için ilerliyoruz. Burada çalışacak mı? Gelelim bak. Abi bilgisayarı da takmak lazım. Yok, bir Nokia'sının gelmesi lazım. Gelmedi mesela. Hiç gelmedi değil mi? Bak, o çizgi çizgi oldu gene. Heh. Böyle. Bak, geldi gitti. Gene bak abi, geldi gitti. O olduğu zaman o alttaki tuş da işe yaramıyor. Dur. Yani o yokken mesela oradan kapatıp açabiliyorsun. Ama bu işlem başladığı zaman o altta hep beyaz yanıyor, duruyor öyle. Yaşar mı usta? Yaşatır mı? Bakacağız abi, anaparkta soğuk deyim olabilir. Hemen yapabilirim onu. Yani ben de... Ne olduğunu kadar. Bir şey diyemem. Her şeyin bir çözüm vardır ya. En son kartlar değişti ama. Anakartın değişmesi, git sıfır al daha iyi değil mi? Evet. Evet, ekran tamirde. Şimdi Mücahit'in ekran bu, şeyde duran. Ama tabii bu çok eski bir ekran. Bunu takabilmek için bilgisayara şöyle bir adaptör aldım. O adaptör olacak mı, olmayacak mı? Onu da şimdi sizinle birlikte göreceğiz. Tabii inşallah ekranı yapabilir arkadaş. Başka ekran almamıza gerek kalmaz. Şimdilik de artık 2-3 gün bununla idare etmiş olalım. Tek dert bu olsun. Ölümünden sonra nasıl? Minik. Ama bizimki gibi bir şey almak çok yüksek maliyetli olur. İnşallah tamir edilebilir. Şuradan da fişine takıp bismillah çekip yani en azından çalıştırsın da şimdilik işlerimizi yapabilelim. Çalışacak mı? Bilmiyorum. He tabii, bozdum burayı. Şimdi gülüyorsun. Niyacım. Gel bu tarafa. Arkadaşlar, telefonu bu kırdı. Bilgisayarı bu bozdu. Bu. O kabloyu da çocuk şey dedi çünkü. Abi dedi, çalışmazsa işte poşetini yırtma, geri getir. Çalışmayı biliyormuş demek ki. Ama da değiştiririz. Bir de inşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah. Yoksa bir daha şeye de gidip gelmek derken gerekecek. Çalışmıyor galiba. Gerçekten mi ya? Yok. Evet, o parça çalışmıyormuş. Demek ki çalışmıyor, yoksa aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir daha mı Adapazarı'na gitmen gerekecek? Bir daha gitmem gerekecek. Ve buradan 2 saatte bir araç geçiyor. Yapacak bir şey yok. Bizim için hayat şöyle çok kolay değil. Tabii. Dünya Bambam'ın umurunda değil. Bambam. Ne yapıyorsun? Neler oluyor farkında acaba değilsin. Efendim? Neler oluyor sen farkında değilsin diyorum. Bu monitör Mücahit'in değil mi? Mücahit'in. Ona sorsak? Çok uzun süredir çalışmıyormuş. Yerinde duruyormuş. Ha, kullanılmıyor. Soralım onu. Neyse. O parçayı tekrar almaya gideceğiz herhalde.
Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şöyle başka bir parça aldım. Öbürünün yanında çok ufak bir ekranda biraz sıkışık olarak çalışmaya başlıyorum. Evet, aslında arada bir kesinti oldu, ışık falan değişmiştir çünkü hava karardı. Kötü haber üstüne kötü haber değil mi? Yani? Neyse, monitörü tamire vermiştik biliyorsunuz. Müco geldi, tamir olmadığını söyledi. Tam çekim yaparken kim geldi? Selam. Selam. Ammam. Ay. Ammam. Naber? Evet Müco, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldin. Öldün mü? Tam bilgisayarı anlatıyorduk. Bilgisayardan haber getirdim. Vallahi. Yapmış mı? Söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Olmuyormuş abi. Ya. Yapacak bir şey. Şimdi yolda aradı. Oh, olmuyor dedi. Peki yani şöyle tamir olur, böyle ana olur. Anakarttan yapıyormuş. Anakartta. Zaten onun parasıymış. Bir de burada da bulamazsın dedi. Yurt dışında. Şüphelendiğimiz gibi. Ekranda çok fazla kullanacağınız öğe olduğu için yani ufak bir ekran çok zor oluyor. Bu yüzden de büyük bir ekran olması gerekiyor. Yandan da şöyle bir şey var. Bir de 4K. Mesela, katalog çekim, katalog hazırlama gibi şeyler de yapıyordu Deniz daha önce. Bu tip büyük çalışmalar için, yani daha detaylı yapılması gereken çalışmalar için de o büyük ekran İyi oluyor. Yani ya 3-4 ekran birden kullanırsınız ya da 2 ekran kullanırsınız minimum ya da büyük bir ekran kullanırsınız. Ben genelde büyük bir ekran, hani büyük bir ekran belki yanında ufak bir ekran kullanmayı tercih eden bir tasarımcıydım. Biz komple bilgisayarı yani 4.800-5.000 dolar aralığında bir fiyata toplamıştık ama tabii dolar o zaman bu kadar yüksek değildi. Yani neden bu kadar pahalı bir monitör, pahalı bir bilgisayar? İşte tamamen bunları hem daha öncesinde hem de şu anda zaten devam eden işlerimizde kullandığımız için. Gerçekten çok üzüldüm. Bu ekranın kırılma olayı dün değil, önceki gün oldu. Yani ilk o akşam gerçekten çok kötüydüm çünkü hani buna birazcık böyle empati yapabilmek adına, yapabilmeniz adına belki bir dükkanınız olduğunu düşünün, dükkanınız yansa, yıkılsa, ne bileyim sel bassa, bütün her şeyiniz mahvolsa ne hissederseniz, benim de tam olarak hissettiğim böyle bir şeydi. Çünkü biz şu anda geçimimizi tamamen bununla sağlıyoruz. Başka bir yerden bir gelirimiz yok. Ya haliyle hem internet satışları için, hem internet sitemizi, bu online satış yaptığımız pazarları kontrol edebilmek için, oradaki siparişleri görebilmek için, hem de YouTube'da size bu hazırladığımız güzel videoları hazırlayabilmek için. Onun dışında Deniz'in yaptığı web tasarım gibi işler vardı. Onlardan da zaman zaman bu tarz işler de alıyoruz. Ya bunu biraz böyle seyyar satıcının şeyi gibi düşünebilirsiniz aslında. Neydi o götürdüğü? Tezgah. Tezgah gibi. O tezgah birden kırılıp atılıyor. E tabii ki seyyar satıcının tüm morali bozulur. Bizim de Filiz'in dediği gibi İş yeri burası, ofis burası, o tezgahımız burası bir şekilde baktığınız zaman. Çünkü tüm işlerimizi gerçekten buradan yapıyoruz ve buradan yürütüyoruz. Özellikle bu YouTube videoları için çok fazla ihtiyacımız var. Hadi online satışı cep telefonundan bir şekilde idare edebiliriz, ona bakabiliriz. O da sadece benimkinden olabilir çünkü senin cep telefonun yok. Benim cep telefonum da kırık, Filiz'inkini de inşallah atmaz bir yakın zamanda. Ay gülüyorum, ağlanacak halimizi. O yüzden aslında böyle dar alanda kısa paslaşmalar gibi bir şey oldu değil mi? Gittikçe alan darlaşıyor ama biz paslaşmaya devam ediyoruz. Paslaşmaya da gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Çünkü bu bizim bırakmak istediğimiz bir şey değil. Evet dostlar, videonun başında söylediğim gibi yani güzel günlerimizi paylaşıyoruz. Yapmak istediğimiz şeylerden, hayallerimizden bahsediyoruz. Bugün de maalesef keyifsiz bir haberi sizlerle paylaşmış olduk. Her şeyimizi paylaştığımız gibi elbette ki bunları da paylaşıyoruz. Şu anda böyle bir biraz böyle bocaladığımız, psikolojik anlamda biraz çöküntü yaşadığımız bir dönem oldu açıkçası. Çünkü üst üste bazı olumsuzluklar yaşıyoruz, zaten bahsetmiştim daha önceki videoda teknolojik aletlerle ilgili bir sıkıntımız var maalesef. Yani en son
şey yani vuruş daha büyük ve daha sert oldu. Yani bilgisayar bizim için şu anda hayatı önem taşıyan biri. Şey. Yani biz sağlığımızdan, çocuklarımızdan sonra değil mi? Aynen, en önemli aynen. Şeyimiz bilgisayar. Yani biz şu anda hayatımızı, çocuklarımızı, evimizi buradan geçindiriyoruz. Buradan ihtiyaçlarımızı idame ettiriyoruz. Bilmiyorum ne olacak. Yani şu anda geçici, çok geçici çözümler üretmeye çalışıyoruz ama yani şu anda böyle bu eksikliği tamamlayacak bir şey de yok. İmkan da yok öyle söyleyeyim. Yani sıkıntılı bir süreç, bakalım yol bizi nereye götürecek. Allah büyüktür. Tabii şu imkan yok. Ekranın aynısından almak istesek bugün minimum 20-25 bin lira öyle bir monitör alabilmek istersek vermemiz gereken para. Tabii ki şimdi iki çocuklu, yeni taşınmış, işte çocuğumuz belli bir süre yoğun bakımda kaldı, farklı harcamalar yapmak zorunda kaldık. Yani bir sene içinde iki defa taşındık baktığınız zaman, yani taşındık, senemiz bitti, bir daha taşındık. Bunların hepsi bir masraf. Şimdi burada bir de bir projeye başlıyoruz. Çocuklar büyüyor. Kendimiz için harcayabileceğimiz para azalıyor. Burada kendimiz için derken artık hani bu bilgisayar aslında kendimiz değil, Filiz'in dediği gibi iş için, ama ne yazık ki daha öncelikli harcamalarımız oluyor. Sağlıkla ilgili şeyler oluyor, eğitimle ilgili şeyler oluyor, beslenmemiz gerekiyor. O yüzden hep öteliyoruz. Kameramız, yani güzel bir kameramız var. Kameramızı kullanamıyoruz. Çünkü tamire göndermemiz lazım. Kim bilir kaç para tamir ücreti çıkacak. Yani telefon kaç zamandır öyle. Telefon kaç zamandır kaç öyle. 4 ay oldu en az. Değil mi? Babalar böyle yapacak bir şey. Anne de öyle hani. Onlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte ayakkabısı ufalıyor. Yeni ayakkabı al. Ne bileyim bir kitap gerekiyor. Eğitim, bir eğitim verilecek. Hani onu al. Düzgün beslemek istiyoruz, düzgün şeyler almak istiyoruz. Zaten bugün düzgün beslenmek isterseniz, yani ucu açık nereye gidebilirse. Hadi bir kısmını kendimiz ekiyoruz, köyde yaşıyoruz, doğal bir yerdeyiz, bu şekilde karşılıyoruz. Ama işte sıra bunlara bir türlü gelemiyor. Şimdi sıra daha kameraya ve cep telefonunun tamirine gelemediyken, gelememişken hani buna nasıl gelecek? İşte burada bazen öyle bir karamsarlığa kapılıyorsunuz ki, Filiz'le oturduk işte iki gün önce. Şimdi böyle bakıyoruz monitöre, çalışmıyor. Ya diyoruz ne yapacağız? Şimdi video üretmemiz lazım. Koymamız lazım. Yeni ürünler var. Onların fotoğrafının çekilip düzenlenmesi, yani satışa konması lazım. Yani çok kötü bir akşamdı. Resmen böyle uyudum. Olur ya böyle çocukken bir şeye çok üzülürsünüz, yatarsınız, uykunuzda her şey düzgündür. Sabah tekrar böyle acı gerçekle karşılaşırsınız. Onun gibi oldu yani. Bu gerçeklikten kaçmak için böyle bir sürekli uyku haline düşmek istiyor insan. Gerçekten kötü oldu, bizi çok üzdü yani bu. Hani böyle dolar ya, böyle son damla gibi yani. Zaten bir birikmişlik vardı. Birazcık o aslında koparttı. Zaten hani çok çok düşük imkanlarla, dediğim gibi yani neredeyse hesap makinesiyle video çekmeye çalışıyoruz durumuna geldik. Yani o kadar düşük imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki, ama yine de şimdiye kadar çıkarttığımız video kalitesini hiçbir zaman daha aşağıya düşürmek istemiyoruz. O yüzden düşmedi de. Evet, düşürmedi. Kamera de yani. Düştü. Cep telefonuyla çekmeye başladık, gene düşürmedik. Çünkü ben bilgisayar karşısında gerçekten çok fazla bir emek ve oraya mesai harcıyorum. Onun sahne sahne renklerini düzenlerken, görüntü kalitesini arttırırken, yani işten biraz böyle anlayan arkadaşlar, "Aa bunu cep telefonuyla mı çekiyorsun?" diye şaşırıyor baktığı zaman, değil mi? Kaç defa evet. Öyle tepki aldık. Hani gelen misafirlerimiz, can bağlarımız cep telefonuyla çektiğimizi görünce şaşırıyor, diyorsun. Yani, kırık bir cep telefonu. Kırık cep telefonu. Bir de "Ya bununla mı çekiyorsunuz o güzel görüntüleri?" diyor. İşte onun için de biraz ekipmanımızın olması lazım. Çünkü siz bir de bizim şöyle elimizde düşünseniz 2-3 tane kamera var, daha böyle yapılı bir bilgisayar var vesaire. Yani İmkanlar. Gerçekten belgesel çekeriz. Bunu ego şeyiyle söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yok, buna yeteneğim var yani, bu ego. Gerçekten belgesel çekeriz. Birebir aratmaz yani. National Geographic'e verilecek belgeseli çekeriz. Hayat böyle. Yani hayat devam ettikçe mücadele de devam edecek tabii ki. Ediyor. Yani bırakmış değiliz tabii ki ipin ucunu. Geri çekilecek de değiliz. Tabii. Yani sürdüreceğiz. Sürdürmek zorundayız. Zaten iki tane küçük çocuğumuz var ve hayatımızı bu şekilde geçindiriyoruz. Bir şekilde tabii ki çözümler üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Fakat çok da başka bir projenin eşiğine gelmişken enerjimizi çok daha farklı yerlere, yapmak istediklerimize kanalize etmeyi planlarken, yani bu çok ciddi motivasyon düşüren bir şey oldu.
Haliyle de ortaya maalesef bugün size böyle bir video çıktı. Bundan sonrakileri nasıl yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz artık bakalım ilerleyen süreç ne gösterecek. Tabii gücümüz yettiğince vazgeçmeyeceğiz. Evet. Yani vazgeçmek yok. En azından... Çok güzel bağlar kurduk ya, bunu kaybetmek istemiyoruz. Enerjimiz ve gücümüz var. Ama yeni bir yol bulmamız gerekiyor. Şimdi videoları editleme ve şey konusunda. Hadi şu ara gene Mücahit sağ olsun ekranı verdi. Bir süre bizde duracak. Hani o ekranla çok da zor olsa da. Çünkü çok ufak. HD bile değil ekran, öyle söyleyeyim. Yani çok küçük. Çözünürlüğü HD bile değil. Eski ekranlardan. Tamam. Çok ufak bir ekran. Bir de bu ekran şimdi sesi, görüntüyü, işte o işlemlerini, montajların işlemini yaparken neredeyse ekran 3'e bölünüyor ve o zaman çok daha küçük bir şey kalıyor. İşte tek tek 3 saat uğraşıyorsak 5 saat uğraşacağız. Bir şekilde gene yapmaya çalışacağız. Devam etmeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Ben yani şuna inanıyorum. Bu doğum sancısı gibi bir sancı ve bunun sonunda inşallah çok güzel bir şey çıkacak. İnşallah. Yani öyle olmalı. Bu sancı, bu boşu boşuna böyle bir sancı olmamalı yani. Bugün kamera arkası olmayacak arkadaşlar. Biz affedin çünkü kamera arkası olabilecek aslında bir şey yok elimizde. Bu video da böyle çok eğlenceli bir video değil. Biz olmuşuz kamera arkası. Ha, biz olmuşuz kamera. Bugün bu komple kamera arkası yani. Hani biraz... Bütün siyah beyaz mı yayınlasak? Öyle oldu. Baştan sona siyah beyaz olabilir. Baştan sona kamera arkası oldu. Çok şükür sağlığımız yerinde. Sağlığımız yerinde, birbirimize sahibiz. Tabii en önemli şeyler bunlar. Bunlara bir şey olmasın, geri kalan şeyler bir şekilde evet yapıyoruz, devam ediyoruz. Hep de şükrederek devam ediyoruz. Ama inşallah bazı şeyler de biraz daha kolaylaşır. Yani hepimizin, hepinizin eminim ki hayatında olmuştur. Bazen böyle her şeyin üst üste kötü gittiği bir gün, bir iki gün değil yani bir dönem olmuştur. Bizim de bir süre öyle zorlu geçiyor. Yani çok şükür biz iyiyiz, sağlığımız yerinde, hani aile ilişkilerimiz iyi, çok şükür yani yuvamızın içindeki o yuva sıcaklığını çok şükür kaybetmiyoruz, en mühim olan o. Ama onun dışında da dış etkenler bizi zorladıkça zorluyor, hani zorladıkça zorluyor. Bak, bir örnek daha buldum, bir taksicinin arabasının motorunun yanması gibi, işportacının tezgahının gitmesi gibi, bir esnafın dükkanının, esnafının dükkanının yanması gibi bir şey. Böyle. Ah, diyecek bir şey yok. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.